Fizik ve Mühendislik alanına hoş geldiniz. İlk olarak yüksek lisans eğitiminden başlayalım. Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir tezle ispat etmesi tamamlamasına deniyor. Yüksek lisans eğitiminde kişi genel araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi oluyor ve çalışma yaptığı disipline daha metodolojik bakarken çalışma alanında belirliyor. Tezli ve tezsiz olarak iki farklı yüksek lisans yapma şansınız var. Diğer adıyla master olarak da biliniyor. Eğer tezli yüksek lisans yapmayı düşünüyorsanız ALES skorunuz olması gerekiyor. Tezsiz yüksek lisansta ALES şartı aranmıyor. İlk olarak puanında eğitim veren kurumlara bakalım. İstanbul Teknik Üniversitesi bu anda iki farklı bölümle yüksek lisansla eğitim veriyor. Biri uçak ve uzay mühendisliği, diğeri de savunma teknolojileri. Uçak ve uzay mühendisliği yüksek lisans programı ALES'ten minimum 70 puan istiyor. Mezuniyet ortalaması da en az 2,6 istiyorlar. Uçak ve uzay mühendisliği bölümleri, bunun dışında makine, elektrik, elektronik bölümleri veya bütün üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezunları kabul ediyor. Ama gerekli görülen bölümlerde bilimsel hazırlık programı uygulanıyor. Savunma teknoloji yüksek lisans programında ise minimum ALES'in 80 olması isteniyor. Not ortalamasında ise 2,45 olma şartı var. Ve yine mühendislik veya 4 yıllık temel bilimlerden de başvuru alıyor bu program. Yabancı dil gerekliliğine gelirsek de İTÜ kendi sınavından 65, YÖK dilden 65, YDS'den de 65 istiyor. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik ve Uzay Mühendisliği yüksek lisans programı. Yabancı dil için ODTÜ kendi dil sınavından 65, ALES'ten 75 ve lisans konusunda 2,5 olmasını istiyor. Daha sonra bu şartları sağladıktan sonra 2 adet referans mektubu ve niyet mektubu yazıyorsunuz. Bu kriterleri sağladıktan sonra da bölümün öğretim üyeleriyle görüşüp onlardan onay almanız gerekiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Makine ve Uçak Mühendisliği Yüksek Lisans Programı. Tezi de 4. Tezi Türkçe de 4 adet. İngilizcesinde de 4 adet. Toplamda 8 adet kontenjanları bulunuyor. Minimum ortalamanızın 2 olması gerekiyor 4 üzerinden. ALES'ten minimum 70 puan almanız gerekiyor. Dil puanınızın da YDS'de 70 olması gerekiyor. Bu bölümde yine tüm mühendislik bölümleri matematik, fizik bölümlerinden başvuruları kabul ediyor. Samsun Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Yüksek Lisans Programı. Program başvurabilmek için ALES'ten en az 60 skorunuz olması gerekiyor. 60 puan almanız gerekiyor. Ortalamanızın 2,5 ve YDS skorunuzun da 65 olması gerekiyor. Adaylar sıralanırken ALES puanlarının %50'si, lisans mezuniyet notunun %20'si, bilim sınavının %20'si ve yabancı puanın da %10'u dikkate alınarak sıralanıyorlar. Ve en yüksek puanlardan başlanarak kontenjana yerleştiriliyorlar. Erciyes Üniversitesi Uçak Mühendisliği Yüksek Lisans Programı. Buraya başvuracak adaylara yine 4 üzerinden en az 2 ortalamasını sağlaması gerekiyor. ALES'ten 55 sayısaldan. Yabancı dilde ise en az 70 puanı gerekmekte. Hacettepe Üniversitesi'nde Uçak Uzay Mühendisliği, Uçak Uzay Bilimleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı var fakat şartları sitesinde detaylı belirtilmemişti. O yüzden isterseniz bakabilirsiniz siz. Daha sonra ALES'e bakalım. ALES nedir? ALES akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı olarak geçiyor. Peki ALES'e kimler başvurur? Lisansüstü eğitime başvuracak kişiler, akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adaylar veya doktora başvuruları yapmak isteyen kişiler ALES'e girebilir. 100 sorudan oluşuyor ve 150 dakika veriyorlar. 50'si Türkçe, 50'si matematik oluyor. 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Sayısal, sözel ve TM yani eşit ağırlık olmak üzere 3 farklı puan türü var sınavın. Matematik konularına bakarsak, üniversite sınavına girerken ki ilk aşama sınavındaki konuların tamamı diyebiliriz.
Bunun üzerine sayısal mantık soruları da eklenmiş hali. Bu problemlerde, bu sorularda en fazla zamanınızı alacak kısım sayısal mantık soruları. Genellikle bir tane soru verilip buna bağlı 3-4 farklı soru soruluyor. Diğer konular çok fazla zorlayıcı olmuyor. Türkçe konularına baktığımızda ise klasik ÖSYM Türkçe konuları. Ek olarak da yine mantıksal akıl yürütme soruları. Yani şifreleme, şifre çözümleme, sözel akıl yürütme ve sözel zekaya dayalı problemler çözme gibi sorular oluyor. Yine burada en fazla zamanı yiyen paragraf soruları ve mantıksal akıl yürütme soruları oluyor. Son olarak puan hesaplaması ve taktiklerine bakalım. İlk olarak girdiğiniz alan türündeki sorunun puan katsayısı diğer türün 4 katı olmaktadır. Yani örneğin siz sayısal puanı için 4 Türkçe sorusu bir matematik sorusuna eşdeğerdir. Bu sebepten dolayı hangi puan türü sizi ilgilendiriyorsa o türden çözmeye başlamak çok daha mantıklı bir yöntem. 150'deki sınavın tamamını yetiştirmek klasik bir ÖSYM sınavında olduğu gibi çok zor. Bundan dolayı ilk ana takıldığınız soruları atlamak çok önemli. Çıkmış soruları çözmek faydalı olacaktır. Çünkü her sınavda bunlara benzer de sorular soruluyor. Netlere göre puan eşit dağılmıyor. Yani örneğin ilk bir sınava girdiğiniz 70 et ile 80 puan aldınız. Daha sonraki girişinizde 65 et ile aynı puanı veya daha üst bir puanı alabilirsiniz. Çünkü aldığınız puan sınavın zorluğuyla alakalı. İlk başladığınızda bir bölümün tamamını Türkçe veya matematik bitirmek zorlayıcı. Çünkü içerisinde beyninizi yoran ve sıkılmanızı sağlayacak sorular bulunuyor. Bu sebepten yoruldukça diğer bölüme geçip olabildiğince hızlı çözerek kendi ana bölümümüze dönmenizin faydası olacağını düşünüyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.